Sevgili dostlar, herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir klişe okulans bölümüyle Baskın Savaşları'nın yeni haftasına hepiniz hoş geldiniz abi. Hepiniz hoş geldiniz. Discord'da ekibimiz var abi. Hepiniz onlar da hoş geldin diyelim. Arkadaşlar, bugün de bu haftada Baskın savaşlarımızı sizinle beraber yaparken 8. seviye, Türkiye'nin ilk 8. seviye başkent binasıyla beraber savaşlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu noktada hangi birimler mantıklıdır, hangi düzene hangi savaşları yapacağız, hangi ordular tercih edeceğiz derken düzenlere yönelik savaşlarımızı keyif alarak sizinle yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdiden belirtmiş olalım. Öncelikle şu an kanala yeni gelen dostlar hemen alttan bir like'ınızı yapıştırırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bunun haricinde bizleri yeni tanıyan dostlar da kanala abone olarak günlük olarak Clash of Clans içerikleri izleyebilirler efendim. Bunu da belirtmiş olalım. An itibariyle kuveyt milli hesabımdayım zaten. Şöyle bir gelelim. Başkentimiz şu an bildiğiniz gibi 8 seviyede ama bizim şu an o noktayla işimiz yok hemen gelelim. Abi şu an 5. baskındayız ve buna rağmen şu an fazla bir savaş yapılmadı diyebiliyorum. Yani 24 savaş yapılmış ortalama 26 savaş daha yapacağız. Bizim genel olarak bu haftaki baskındaki hedefimiz abi artı 13'ü geçebilirsek çok iyi olacak. Gerçekten artı 13 bandı şu 8. seviye belediye binası için çok zor abi başkent zirvesi için çok zor. Onu belirtmek istiyorum. Ondan dolayı bir 13'ü geçelim. Bizim için tadından yenmez arkadaşlar. Çok mükemmel olur. Onu belirtmiş olalım. Şimdi 5. baskının da aslında sadece başkin zirvesi kalmış. Burayı da hızlı şekilde alıp hemen 6. savaşa geçeceğiz arkadaşlar. Bir gözcülük yapmak istiyorum. Bu arada Ömerciğim sen de hoş geldin. Ömer de dahil olacak. Şahin de hoş bizimle buldum. beraber. <laughs> Hepiniz sizler de hoş geldiniz. Hoş Şimdi Düzen bu şekilde genel olarak baktığımda arkadaşlar gerçekten abi ateş ediyor savunmalar falan filan derken hava somalına kadar basmışlar gayet iyi. Bu düzenlerde her zaman için her saldırıda ben ilk önerim temizliktir arkadaşlar. Temizlik yapılmadan normal birimlerle saldırı yapmak resmen rezaletler öteye geçmiyor. Bunun yanında 9845 basken altını verdiğini görüyorsunuz zirvenin abi gerçekten mükemmel bir oran değil mi? Acayip bir şekilde mükemmel bir oran ya. Şimdi ilk sırada buraya gireceğiz. Şöyle bir düşüncem var. buralarda arkadaşlar normal koç başını bırakırsanız direkt duvarları kıramazsınız. Ta ki şu ön açık olduğu için buraya kadar erişmeniz lazım. Ondan dolayı işimi garanti almak için 4 tane koç baş almayı planlıyorum. Abi bu arada <laughs> sanki diğer ordu da daha önce ayarlanmış gibi duruyor. 4 tane ayarladım abi burada. Bu arada arkadaşlar Büyücü Vadisi'ndeki belediyeyi basmadığımız için henüz 2 tane büyü alamıyoruz. Yani şundan ziyade öfke ile şifayı biz aynı anda alabilecektik ama muhtemelen bu baskından sonra belediye binalarını bağış hesabıyla yani bağış videosunu çekerken hepsini basacağız. O noktada geliştireceğiz. Onu da belirtmiş olalım. Ve şöyle 19 okçu 4 duvar yıkıcı ile beraber Öfke ve bunun yanında yıldırımlarla giriyoruz abi. Bir şans dileyebilir misiniz be? Bir şans dileyin hemen alt kısmından. <laughs> abi bu arada dikkat et troll bir düzen. Duvarlar Abi acayip derecede sıkıntılı ve ben bu düzene daha önce bu şekilde bir düzen saldırmıştım baskında hatırlıyorum. Ondan dolayı biraz tecrübeliyim abi. Buralarda çünkü şu aşamalarda birer tane tuzak var diye biliyorum. Şu kısımlarda tuzak çıkacaktır. Bir dev bomba bekliyorum. Daha çıkmadan çıktı. Aynen bekliyordum arkadaşlar. Sürpriz olmadı bu bana. Şöyle bir uzaklaşalım ve şöyle bir tane soldan bir tane de şöyle sağdan atacağım. İkişer okçu grubu gitsin. Sağlı sollu bir temizlikle beraber devam ediyoruz. Ezicileri hemen indirmem lazım ama arkadaki havanlar da bunu görüyor arkadaşlar. Şimdi güzel. İlk of, tuzak çıktı. Burada da bir tuzak var. O zaman orada çıktığına göre orayı alamadık. Fena oldu. Şöyle bir okçu grubu daha bırakıyorum. Hemen önümüzü temizleyerek açalım arkadaşlar. Güzel. Şu ana kadar güzel geçtik. Buraya kadar sıkıntımız yok. Hemen ön kısımdan. Abi şurayı alıyorum. Şurayı bir tur alıyorum hızlı şekilde buraların bitmesini istiyorum. Bunların arkasından direkt abi duvarları yıkmak için koç başları devreye girecek. Şuradan bir duvar yıkacağım. Oğlum neler oluyor? Şuradan bir duvar yıkıyorum. Lan o duvarı değil yanlış duvarı yıktınız. <laughs> Allah sizi kahretmesin. Burayı yık. Şuradan yık abi. Allah nereye gidiyorsun? Bak ben bu tarafı yıktım. O zaman buradan yıkabilir artık. Oğlum harbiden sıvadı ya. Ben bu duvarı kırması için bak şu uçtaki duvarı kırması için neler çabalıyorum. O da resmen beni rezil etti diyebilirim. Şu an belediye acaba vurdu mu diye bir düşündüm ama şuradan bir okçu atalım. Görmedim onun vurduğunu. Ve şuraya kadar geldim de şu noktada bir öfke kullanacağım. Orada abi roket topuna kadar erişmek istiyorum ve ondan dolayı da şu 3'ün x hemen 4'ün ortasına yıldırımlarımı salladım. Abi şöyle okçuları bırakmaya devam ediyorum. 1 dakika 20 saniyem var. 10 tane okçum var abi. Nasıl gidiyorum gençler şimdilik sizce? Güzel temizliyorsun abi. O, o, koş başları şu duvarları sıkırsaydı. Ya al olmadılar. vallahi acayip canımı sıktı. Allah kahretmesin olur. <laughs> Şimdi buradaki amacım dev topla beraber şurada bir roket topunu almak. Roket vurdu bir tane. Şöyle hemen bir daha salladım. Öfkenin içerisinde o kısmı komple istiyorum. Abi yavaş yavaş alınıyor. Büyücü kulesi. Yalnız çok fazla vuran birim olduğu için ...hemen ölüyorlar arkadaşlar. Çok fazla savunmayı aynı yere koymuş. Şuradan da bir tık aslında temizlik yapılabilir. Bir yokçu da buradan atacağım. En azından hava savunmalarını fena alsın. Bir tık bekliyorum. Ve şuradan arkadaşlar... ...ufak bir temizlik daha havanla beraber. Abi roket topuna eriştim ama... ...30 saniyede ne yapabileceğimi bilmiyorum. Of of of. Allah Şöyle... Abi aynen şuradan gireceğim. 4. Roket topu düşecek bu arada. Düşeceksin. Çok iyisin be. Valla çok iyi. Şuradan bir grup dağıtıyorum. Şuradan dev topu istiyorum abi. Ve şurada hızlı roket. Aa dev topu. Lan orada var ya demek ki tuzak çıktı. Dev topu istiyorum. Abi son birimleri attım. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Güzel temizledi. Çok dedin. güzel temizledi abi. Şu dev top da düştü var ya. Düşmez artık bu saatten sonra o hasarı yemeyecekti. Valla bence gayet güzeldi. Tamam başkent altın olarak bakmıyorum arkadaşlar ilk savaş için. Şundan dolayı ilk aşama temizlik aşaması olduğu için biraz altından fedakarlık edip Abi köyün içerisine odaklanmak lazım. Şimdi ben ilk temizliği yaptım. Biliyorsunuz başkent çok kolay düşmüyor arkadaşlar. Ve bu şekilde sağlam başkentler daha zor düşüyor. Şimdi ana noktayı açtığım için ikinci savaşı Ömer arkadaşımız yapacak. Ömer'cim top sende. Çevrenin temizliğiyle beraber içeride de olabildiğince savunma indirme noktası sende abi. Hemen saldır gelsin. Bakalım Ömer neler yapacak. Ömer sendeyiz. Şimdi hemen saldırı moduna Ömer de geçmiş bulunmakta. Şöyle bir geliyorum. Abicim bakalım. Ömer de aynı benim kafada iki tane burada koç başıyla beraber gelmiş. Bir öfke iki yıldırım ve abi 20 adet dokçu gördüm. Ömercim var ya sen belediyeyi bile indirirsin onunla. Çünkü öfkenin içerisinde ya belediyeye yakın öfke de bence rahat alırsın gibi geliyor. Onlar bitecek şu an temizlikte devam ediyor Ömer'den. Gayet iyi süper büyücü kulesi de düştü. Şöyle bakıyorum normalde okçuyu kötü birim olarak düşünüyorlar ama arkadaşlar okçu gerçekten candır ya. O kadar söylüyorum okçu candır. Yeri geldiğinde var ya efsane derecede hayat kurtarır. O kadar söyleyeyim ben size. Şimdi gördüğünüz gibi 8 seviye başkentte olmamıza rağmen abi altından yani okçudan vazgeçemiyoruz. Efsane bir birim temizlik açısından bizim için. Şu an öfkenin içerisinde bu kısmı komple bitireceğini düşünüyorum. Şu an okçuları da ufak ufak atıyor. Çevre temizliği de tabi arkadan yapılmıyor değil. Onlar da yapılıyor. Gayet iyisin Ömer. Hava bombasıyla beraber orada topun birini alıyor ama belediyeyi de es geçmiyor. Bu arada Ömer belediye normalde okçulara çok geç düşüyor. Canı çok yüksek olduğu için. Ona dikkat Doğru, et abi. dikkat ettin değil mi? Çok fazla canı var abi. Geç düşüyor. Doğru. Oradan okçular yem oluyor abi. Dilersen bilmiyorum da ne yapacağını şimdi yönlendirmiş olmayayım. Ne gerekiyor soru yap abi sen. Şu an yıkıcı yay gerçekten önemli birim. Biraz herhalde yıkıcı yaya odaklandı Ömer. Bana öyle geldi. Yıkıcı yay insin istiyor. Ömer ne diyorsun? Nedir ne ondasın? Nasıl gidiyor? Valla abi çok kötü geçti bu sefer. Şu an biliyor musun? Sıçaladığını gördüm ben de diyorum. <laughs> acaba... Merhaba, Usta, ya, sen yıkıcı yayı indir abi. Gerisine hiç karışma. Belediye ile hiç uğraşma. Ama yıkıcı yayı indir abi. Yıkıcı yay sende. Tamam. Şöyle bakıyorum çevrede ufak ufak. Ya yani Çok iyi. iyi. Oradaki şey de düşer mi? Hızlı roket. İki tane hızlı roket abi. Aslında şuradaki abi şeyi al ya. Aynen aynen bomba kulesini al. Belki bir binici saldırısı yapar mıyım ya acaba ben buraya? Ulan belediye sıkıntı çıkartır ama neden de olmasın diye de bir düşünmüyor değilim. Olabil Aa, dev top var orada ya sıkıntı çıkartır o bana. Ama roket top yok. Aa, ama belediye kovalıyor o vuracak. Ulan her şeyin altında bir şey çıkıyor. Şimdi neyse bakalım Ömer ne yaptı? Ve tamamdır. Ömer'cim eline do koluna sa <laughs> Eline doluna ne ya? <laughs> eline koluna sağlık Ömer'cim. Şimdi Ömer de şöyle %17 ile beraber güzel bir temizlik yaptı ama maalesef başaramadı abi derler ya. Başaramadı Ömer ama olmadı abi sıkıntı değil. Ömer de gerçekten normaldi. Efsane şekilde savaşlarını sürdüren e, bir garip vatandaş abi. <laughs> Neden böyle oldu Ömer? Neden abi? Var mı bir fikrin? Aa Biraz öfkeyi yanlış attığım için biraz stres yaptım. <laughs> Şimdi ben burada e, tabii ki okçuyla falan uğraşmayacağım. Ya bir risk alacağım Dömer. Bana izin verin abi. Benim ana birimimle gireyim be. Valla okçularla, e, okçu demişim. Arkadaşlar biniciler ne diyorsunuz? Yapayım mı bir çılgınlık be? Nereden girmeyi düşünüyorsun abi biniciler Abi belediyenin oradan direkt gireceğim. Ama abi, biniciler oradan girersen patlar gibi ya. Abi her şey kontrol altında olduğunu söylemiş miydim? Ben bunu söylersem sıkıntı göre, yok. bana cehennem kulesi <laughs> tarafından girersen çok iyi olur. Bak Aynen. ben sana söyleyeyim mi? Sol alttan. Sol ya zaten e, yok. Ha dev topun oradan mı? Abi dev top büyük sıkıntı ha ben sana söyleyeyim. Oradan gireceğim evet, ama sıkıntı evet, yok. Orada gireceğim abi. Giriyorum abi. Bir şans dileyebilir misiniz şu kardeşinize Ol. be? Biz diliyoruz. Abicim vatana millet hayırlı olsun. Normalde bu kadar savunması olan yere kesinlikle girilmez. Belki de abi fuller mullersem var ya acayip derecede bir rekor gelir ha. O kadar söyleyeyim ben size. Abi şöyle bir şey yapacağım. Şuradan bir dev şuradan bir dev. Şuradan bir dev daha bırakıyorum. Abi şöyle lan nereye gidiyorsunuz? Şurada abi bir şifa kullanacağım hemen hızlı şekilde. Şurayın da inmesini istiyorum. Lan yıldırımlar. Şöyle yıldırımlar hemen dev topları atıyorum. Arkadaşlar şöyle bir tık bekliyorum. Yukarı taraftan olan dev gel. Dev niye? Ha dev bırakamıyorum. Lan şifanın içerisine girin. Belediye niye düşmedi lan? Belediye bir tane vur. Tamam. Al orayı dal da Alırsın. La ben bu devini niye atamıyorum? Ha şuradan atayım. Şuradan arkadan da bir barbarı bıraktım. Oğlum neler oldu hakkında hiçbir bilgim yok. Şu an hala neler olduğunu da bilmiyorum. Devler güzel Vallahi tanklıyor. Valla mı belediye ve çevresini acayip derecede bitirdiğimi görüyorum. Yani tek görebildiğim o. Onun haricinde şu an ne varsa bitti abi. Vallahi ben bir an umudum neydi? O oğlum savunma kalmamış. Kalmadın zaten tek savaşta fullersiniz. <laughs> abi 3K aldım. Vallahi güzel bir orandı. Ne varsa indirdim abi. Ama nasıl bir savaş oldu hakkında var ya. İnan ki gram bilgim yok abi deli dehşet bir şey oldu. %50'si kaldı artık hiçbir şey kalmadığı için arkadaşlar binicileri yardıracağım ve ne varsa bitireceğim. Hiç beklemiyorum. biniciler Ali abi şifanın içine girseydi daha çok savunma olmadı alırdı yani. Orada işte bir sıkıntı oldu. Ben normalde bak orayın içerisine girse garanti fulldü biliyor musun köy? Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. E, görüyorum marketlerini. Aynen. Şöyle. İndiricileri... Abi. Devlere atıyorum. Bir tık bekliyorum devlerin ilerlemesini. Şöyle abi bırakıyorum. Bakalım ortak bir noktada birleşmesini bekliyorum binicilerin. Gelin abi şu noktada bir şifa atalım. Ve bitti abi ya bir şey kalmadı ya zaten. Şuradan abi. Bak hala dışarıya çıkamıyorum abi. Şuradan bakayım bir şey kalmamış. Hızlı şekilde duvarı yıkalım. Ve şunların çoğunun ortasına şöyle iki tane yıra sallıyorum. Canları çok az kaldı. Ve biniciler artık köyü talan ediyorlar arkadaşlar. Ne varsa bitiriyorlar. Güzel bir savaştı ya bence. İki savaşta burayı da indirmek çok iyiydi. Birinde zaten temizlikti ama ilk savaşta şifanın içerisine girseler belki ilk savaşta tekte bir fulleme olabilirdi abi. Gerçekten güzel geçen savaşlardan biri daha diyebilirim bence. Umarım sizler de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Güzel şekilde bu baskını da atlattığımızı görüyorum. Şuraya kadar gelin. Abi şurayı da indirin. Burayı da indirin. Elinize sağlık biniciler. Elinize sağlık abi. Artı bir savaş hakkımı da aldım. Burada artı 200 bonusla beraber. Ortalama 2300 civarında bir başkendi altına aldık. Güzel. Sonraki baskına hemen geçiyorum. Arkadaşlar kısa bir analiz yapalım. Hemen saldırı esnasına geçelim. Neyse ki... Hemen kısa bir analiz sonucu arkadaşlar. Arkadaşlarla fikir ortak noktasında buluştuk ve Golem Ocağı'ndan başlamamız uygun görüldü. Arkadaşlar genel olarak şunu söylediler. Golem Ocağı'ndan başlayalım. Üste doğru gidelim daha mantıklı olacak dediler ama bakalım ne kadar totemleri tutacak beraber göreceğiz. Ve şöyle Golem Ocağı'na geliyorum. Abicim neler yapacağız? Tabii ki ilk saldırımızda her zaman için temizliktir arkadaşlar. Burada geliyorum. Hemen birimlerimi değiştiriyorum. Abicim ortalama 4 tane benim işimi görüyor. Arkasına da okçulara dayıyorum. Temizlik birimin bunlardır. Hemen bir öfke 2 tane yıldırım alıyorum. Ve bu şekilde giriyorum. Abicim kısa bir şans dileyim be. Evet şans dilemenizi bekliyorum. Giriyorum abi. Eyvallah dostum. Bak şurada bile duvar koymuş. Ulan memleketin var ya tek akıllısı sensin. Şuraya bir yıkalım. Oha oğlum nereye gidiyorsun? Lan burada duvar yokmuş ya la. Ben onu var ya duvar sandım ya <laughs> neyse Yol, yolda yok. patlamadı da yukarıyı kırdı Allah'tan iyi oldu iyi oldu tamam güzel şuradan bir okçu şuradan bir okçu bu arada buralarda tuzak çıkması lazım normal şartlarda şimdi ilk savunmaların hepsinin bir patlamasını bekliyorum bunlar patlayacaktır zaten tuzaklar illaki çıkacak buralarda onları da beklemiyor değilim şu an bakalım neler olacak derken abicim şu köşeden bir tur dağıtıyorum. Ve şuradan bir grup daha attım. Lan tuzak çıkacak yeri buldum be. Tamam güzel. Şimdi şuradan bir içeriye girelim abi. Şu köşeden bırakacağım. Hemen sağlı sollu yukarıya doğru bir açılalım. Roket topunu da yani 10 tane kaldı. Bilmiyorum ne kadar gidebiliriz ama şuradan bir duvarı yıkalım. Güzel. Abicim roket topuna kadar erişirsem şu noktada ben bir öfke kullanmak istiyorum. Oradan artık şöyle bir Öfkenin içerisinde okçularımı kullanarak roketle beraber yıkıcı yayı da almak istiyorum. Tam kilit noktası buradır arkadaşlar. Yıkıcı yay, roket top. Bir arayı da yakın zaten. Aynı öfkenin içerisinde güzel şekilde faydalandırabilirsem bence onları indirsem bile bu savaşlık benim için yeterli diyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Aynen abi mükemmel. Valla buralar, aynen aynen bu ikisini alalım. Gerisi zaten dediğin gibi çok çorap söküğü gibi gelecek. Tam şu noktadan abi parça parça atıyorum. Öfkenin içerisinde oldukları için hızlı şekilde bitecektir. Arka tarafta tabii ki boş durmasın. Ufak ufak şunlar da bitsin. Şu an bu arada yıkıcı yayın Çoğu canı gitmiş abi çok iyi. Hemen bir grup dağıttım abi. Şöyle parçalı şekilde. Hem roket top hem yıkıcı yay. Burada cici abi bitti sayılır. Ve bitiyor. Çok iyi be. Valla var ya güzel parçaladım orayı. Eline sağlık abi. Ay, Ay valla. Bu arada belediyenin arkasında da bir tane roket topu var. Aaa sıçaladık. Yok sıçalamadık. Niye sıçalıyor ki? Şuradan gireriz abi. Roket topu gördü mü? Gördü. Şöyle bir girelim. Lan 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 vurma. Al ha tamam tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Her şey kontrol altında. Her şey kontrol altında olduğunu söylemiş miydim Şahin? Şöyle iki tane yıldırım sallıyorum abi. Abi şöyle bir okçu. Üç tane okçum var lan. Neler yapabilirim ki üç tane okçuyla? Bir tık geliyorum. Şöyle. Şurayı da bir yık. Bir Abi, tık bekliyorum. Abi yorayı yıktım. 28 saniyem var. 2 tane okçum var. Abi Anladım. Tuzak çıktı birinde. Şöyle bırakıyorum. 20 saniyem var. Lan %50 canını alayım en azından yıldırım. Oğlum bitecek lan. Bitiyor. Aldım aldım aldım. Abi mükemmel. Vallahi var ya o roketle düştü ya. Mükemmel bir savaş tek kelimeyle. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ulan o iki roket topunu da ben ihtimal vermiyordum. Vallahi o kadar söylüyorum. Efsanece rolün düşmesi mükemmel oldu. Bu arada hani ben altına bakmıyorum ama gene de 3500'e yakın altın vermiş. E, bereket versin abi. %47 indirmişiz. Gerçekten bir de ağır sonun bitmesi çok mükemmel oldu. Vallahi mükemmeldi. Hemen şöyle bir geri çıkalım. Tabii ki Golem ocağı elimizden kurtulamaz arkadaşlar. Bir gözcülük daha yapmak istiyorum. Burada son 300k kaldı arkadaşlar. Şöyle ağır savunma var mı diye baktım. Abi ben burada var ya biniciyle içinden geçerim diyorum. Ne diyorsunuz abi? Binici... Bana bir binici için müsaade edin be abi. <laughs> arkadaşlar. Var abi. Şifayı nerede kullanacaksın? E, savunmalar, savunmalar dağınık ama orta noktayı bekleyeceğim abi. Onun için ben bir yer düşündüm. Bakalım. E, i̇stediğim gibi gitsin yeterli benim için. Çünkü ezicinin birini okçu ilan alacağım. Ve şurada kesiciye de okçuyla ulaşamayacağım için bir tane okçu elime lazım olacak. Onlar hatta okçuya bile gerek yok biliyor musun? Yıldırımla ben onu indiririm. Gerisini her halükarda hallederim. Her şey kontrol altında arkadaşlar. Siz rahat olun. Siz Ali abinize güvenin abi. O iş bende. Şöyle geliyorum. Okçu şunun bir tane lan alalım lan alalım lan. Ayıpçalığı yok bu işin. Hemen şurada binicileri dayıyorum. Tabii ki şöyle geliyorum. Arkadaşlar iki tane yıldırım. Bir öfke, yani öfke değil şifa. Oraya bir dikkat etmemiz lazım. Hemen burada bir birimin fazla olduğunu söylüyor. Tamam. Şöyle bir süper barbar dalalım arkadaşlar. İşimizi çözecektir. Tamamdır. Sıkıntı yok. Ben bu birimlerle buraya içinden geçerim diye düşünüyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yani tereyağından kıl çeker gibi olacak diye düşünüyorum ve şöyle bir yıldırım atalım şu eziciyi bir indirelim arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Abicim, Şahin'in de dediği gibi savunma fazla ama savunmanın fazla olması bizi yıldıramaz diye düşünüyorum. Önce şu belediyenin orada ne varsa bir indirelim. Lan nereye gidiyorsun? Lan belediye salladık arkadaşlar tamam. Hemen B planı. Hemen B planı arkadaşlar. B planı devreye girebilir. Şuradan olduğu gibi bırakıyorum. Şuradan bir hemen savunmaların dikkatini üzerine çekelim. Bir bir devimiz daha var arkadaşlar. Oradan da savunma dikkatini üzerine çekmem lazım. Şuradan bir dev daha atıyorum. Biraz bekliyorum. Tam şura Şifa için iyi olacaktır diye düşünerek o noktaya attım abi. Güzel geldi mi düşünüyorum. Elimde yıldırımlarım var. Bir tane yıldırım var gerçi de. Onu da şu ikisinin ortasına atayım. Eziciye attım abi. Eziciye attım abi. Oradan bakalım. Ezicide bir grubu kaybedebilirim bu arada ama umarım fazla bir grup kaybetmeden ezci indiririm. Şöyle bakıyorum. Ah ezici bir tane ikinciyi vurmasın. Çok iyi. Abi tamam. İkinciyi vurmadı ya çok iyi oldu benim için. Oradan da genel birimleri toparlayarak şuradan da süper barbar. Nereden atacağım seni? Şuradan atayım. Biraz temizlik yap abi. Süper barbar da temizliğini yaparken artık biniciler önünde ne varsa arkadaşlar yıkıp geçecekler. Bu kadar ya. Bu kadar. Düzeni oku. Güzel şekilde savaşlarını yap diyorum yani. Bence ben beğendim. Bilmiyorum siz nasılsınız? Ömer ne durumdasınız? Nasıl? Hiç Beğendiniz mi? Yeter ya. Rahat Şuraya yeter. Abi, abi rahat yeter çünkü bir buçuk dakikan var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Çok easy şekilde. Burada önemli olan her zaman arkadaşlar şu oğlum lan. Ah arkadaşlar milim canı kalmış. Bir tane tuzakçısı var ya hepsi gidecek. Tamam neyse ki çıkmadı. Vallahi var ya bir çıksa içimden geçecekler. Allah'tan var ya şu tek başına bir süper barbar var ya. Allah'ım. Ulan <laughs> bir an var ya umudu kestim biliyor musun? Bir an umudu kestim ha gittik sıçtık diye. Neyse güzel savaştı ama. 3000 de buradan aldım. Güzel savaştı. Burayı da geçelim. Golem Hoca bizim için bitti. Hemen Ömer arkadaşımız saldırısını yapsın. Ondan sonra arkasından saldırı yaparım arkadaşlar. Sıradaki binayı bitirelim. Doktor Ömer der ki abi hazırım. Girebilirim diyor. Gir Ömer'cim gir gir sendeyiz. Rahat ol. Ömer bu arada bunlar diş çekmeye benzemiyor dostum. <laughs> Ona göre oyna. <laughs> Ömer de vardı arkadaşlar. Bir diş doktor arkadaşımız. Gerçekten Ömer'cim bir gün yanına geleceğim. Bana şöyle temizinden bir kanal tedavisi ısmarlar mısın ya? <laughs> Emre dersin abi ne istersen. <laughs> Adamsın. Şimdi Ömer temizlikten girdi. Zaten ilk köylere her zaman için dediğim gibi arkadaşlar temizlik yaparak girmek her zaman mantıklıdır. Şu an girdi. Bakalım tuzak çıktı ve önünde şu an devam ediyor. Normal olarak düşüncesi muhtemelen şuraya kadar erişip abi roket topudur çünkü gerçekten roket topları var ya ölüm sebebimiz ya ölüm sebebimiz arkadaşlar tek gelmeyle. Ondan dolayı buraları hızlı şekilde bitirip ağır savunmalara yani roket toplarına erişiyor olmamız lazım. Ömer de şu an muhtemelen o bantta bir saldırı yaptığını düşünüyorum. Ve şu ana kadar güzel geldi. Bu arada elinde 14 tane okçu var henüz. Ve 3 duvar yıkıcısı duruyor. Şu an birini bıraktı muhtemelen önde hem bir tuzak kontrolü sağlasın Hem de hızlı şekilde duvarları yıksın istedi ve şu an birini yıktı gayet iyi Düşünce güzeldi bence içeriye kadar güzel geldi Şu an okçuları bıraktı bir duvar yıkıcı daha bırakıyor hemen ikinci duvar almam lazım diyerek Ve şu an tuzakla beraber duvarı da yıkıyor Ulan o tuzakı nasıl bulmadı lan o Çok garip Neyse Şu an en azından Orada abi roket topuna erişebilecek durumda bu bizim için önemli bir şey Bence güzel şu an geliyor Abicim Ömer var ya bence tam bu noktalarda roketin oralarda kullanacak gibime geldi derken kullandı abi. <laughs> Ömercim var ya tam filmsin ya. Abi nokta atışı <laughs> nokta atışı bildim ama o yıldırımları bence ezici ile marasını atsaydın. Böyle düşünmedim değil. Şu an bir tane okçun Hayır, girdi şimdi. abi. Hadi bakalım 8 tane okçuyla. Ulan ulan arkadaş bir an diğerinin üstüne düşecek diye korkmadım değil. Şu an güzel geldi. Okçu artık öfkenin içerisindeler diyebiliriz. Bir grup daha tabi. Tamam onlar onu hızlı şekilde indirir dayı. Belediyeye de düşer. Ulan çevredeki binaların hepsi düşer. Atma lan atma oğlum. Bir tane de atma lan. Öleceksin zaten. En azından okçular ölmesin. Tamam eziciler gidiyor. Burada belediyeyi de indir abi. Orada aslında belediye ile beraber çoklu top... Ha sen diğerine mi erişmeye çalışıyorsun? Aynen abi. kulesini şey yapayım da. Yılan gibi Ömer. Ben de dedim acaba diğer roket topuna mı erişmeye çalışıyorsun? Aslında olabilir daha mantıklıydı yani. Denenebilir en azından. Şu an Ömer neler yapıyor? Belediye indi. Gayet iyi. iki okçuyla beraber diğer roket topuna kadar da biraz erişiyordu diye de görüyorum. 27 saniye derken Hadi lan çok iyi. En azından gitmeden gider ayak o mızrak da aldı abi. Çok iyi. Şu an son bir okçusu nerede değerlendireceğini merak ederken Abicim hızlı roketi alıyor ve roketin orada roket topunun oraya ama direkt ölecek abi roket bir tane vurur. Ömerciğim bence de var ya gene de güzel saldırıydı. Elini emeğine sağlık diyorum. 2720 olduğuna bakma. Temizlik önemliydi. Sen de onu gerçekleştirdin. Şöyle bakıyorum. Abi hava sorması çok fazla olduğu için. Bak ben burada bir an uçan kaleyle girsem mi diye düşündüm ama. Abi yem olur. Golem zaten gitmez. Ölü gibi hareket ediyor. Yani şimdi binici desem herkes bana söver ama. <laughs> <laughs> Binişi bu sefer gitmez abi. Binişi gitmez abi. Burada roke, roket topu var. Ve burada var ya. Ben size bir şey söylesem siz bana gülersiniz abi. Ben ne şimdi abi? öyle bir ordu yapacağım ki. Ben bu köyü tekte alacağım abi. Alabilir miyim? Ne diyorsunuz? Şey yapabilirsin hele abi. Okçularla roket topunu indirip direkt binici de alabilirsin buraya. Abi ben şöyle bir karma ordu yapacağım. Bak. Iııı. Ee... İki tane de yıldırımla beraber yani çok garip gelecektir de size benim ordu ama ben nedense iş yapacağını düşünüyorum önce roket topu tabii ki valla hadi bakalım girdik ya valla başımıza ne geleceğini bilmiyorum ama bu ordu burayı fullerse abi bir iddiaya mı girseydik ya bu ordu burayı fuller mi ne diyorsunuz <laughs> bak 20 saniyemiz var hadi bir iddiasına girelim abi Fullleyebilir <laughs> miyim? <gülüyor> Kullemez ya. Kullemez bu ordu burayı da. Bak yıkım Bakalım abi. Şöyle birinci okçularımı attım. Roket topunu direkt indiriyor olmam lazım orada. Roket topuna geldim bu arada. Şu an... Roket topu bir sıkıntı çıkardı ama... Düşecek. Düşecek abi. Naz yapıyor şu an. İkinci grup. Şurada çoklu topu da almak istiyorum. Abi orayı da alalım. Roket topu gitmeden abi orayı illaki alman lazım değil mi? Tamam. Ezici. Şöyle eziciye doğru gelmek istiyorum. Ezici ile beraber arkasındaki kuleyi de istiyorum. Of! Oğlum onlar nereden çıktı? Mega Tesla'lar. Onlar planlamada yoktu. Bana öyle bir şey söylenmedi arkadaşlar. <laughs> Şu an ezici düştü. Şu an güzel. Abi son okçumu güzel noktada değerlendirmeliyim. Şöyle bir bakayım. Of oğlum şurada savunu var. Fena. Testerlere gider gibi. Abi ben şurayı aynen aynen burayı alayım. Gerisi kafi ya. Ben burayı alsam yeter bana. Şu an orayı bıraktım. Geri kalanını aşağıya vur vurabildiğini derken fazla vurmadı zaten. Al orayı da tamam. Şimdi arkadaşlar artık kazamız mübarek olsun diyerek buradan başlayacağım. Ve şöyle ondan bir tane abi. Lan ikinci git. Ya Allah'ım bak bir, ya devleri yanlış attım ya. Ben orada bir, binicileri atacaktım. Devler hep aynı noktadan gitti. Şu an binicilerin yukarıya doğru gelmesini bekliyorum. Gel abi yukarıya doğru gel. Bu kısımda kullanmayacağım. Abi ben onun var ya ya devlerin hepsi gitmiyordu. Ben devlerle önden tank atacaktım aşağıda. Tam istediğim gibi rahat bir şekilde 3 gelecekti ama belki şu an bile gelebilir. Bilmiyorum şansımı zorluyorum. Burada kullanmayacağım hatta Olan hemen kaçmanız lazım oradan. Hemen kaçın patlamadan. Canınız çok az. Ah ah ah. Abi şurada bir şifa kullanacağım. Lan parça parça gitmeyin. Allah sizi yapmasın. İçine girin abi. Ben şuradaki çoklu topa saklayacaktım. <laughs> Allah'ım. Bakalım abi şu an gene de güzel geldi mi görüyorum. Devler baksana sayhu gibi. O devlerin hepsi arka arkaya gitmeyeydi. Ben şu an çok güzel oranda. Abi var ya bitirmiştim burayı ya. Çok güzel oranda bitirirdim. Ah. Şu an acayip sinirlendim o noktaya. Dur bakalım şifanın içerisinde bir canlarını fullesinler. Fullemeden gitmeyin diyormuşum. <laughs> abi aşağı doğru çoklu topa kadar geldiler. Çoklu top alırsınız abi. Onu alacağınıza inanıyorum. Onu aldılar. Vallahi burada gitti. Abi orayı da sallayın. Gider ayak orayı da al be. Canın kaç. Alırsın orayı da bir tane daha yerim. İkinci yeme. Yeme oğlum. Tamam dev bir tane vurur oraya ya. Ulan Allah sizi kahretmesin devler. O devler elimde olsaydı sizce full müydü arkadaşlar? Tek kelimeyle onu duymak istiyorum abi. Bence rahat Güzel fuldu abi. Yer aldın. Abi, yer aldım işte. Devlerin hepsini atmasaydın arka arkaya. Atmasaydın deme lütfen. Bak alınırım abi gücenirim. Atmasaydın değil. O devlerin hepsi aynı noktadan gitti. Emülatörde bu tür hatalar olabiliyor yani. Şimdi 3655 civarında da burada başkent altını aldım. Bence gayet mükemmel bir oran. Bu arada şöyle sağ köşeye bakıyorum. Abi 23500 olmuş zaten. Savaş hakkım da burada bitmişti. Ve sınıra dayamışım. Gayet güzel kastımı düşünüyorum yani. Başkent altını takmadık ama gayet mükemmel şekilde getirdik. Son savaş da mükemmel oldu. Ben çok keyif aldım arkadaşlar. Umarım siz de bir o kadar keyif almışsınızdır diyelim. Bu seriyi hemen birinci bölümü burada bitirelim. İkinci bölümde görüşmek üzere diyorum. Like'ınızı atmayı ihmal etmeyin. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.